Aslında biz buraya halk arasında zindan diyoruz ama buranın gerçek adı bir su deposudur. Burası ilk bulunduğunda bizim gördüğümüz kadar aydınlık değildi ve karanlık bir yerde ehaliyle gelen köy halkı da zindan sanarak zindan demişlerdi. Şu anda bir başka su sarnıcı olarak belirtilen zindan diye adlandırılan kısımdayız. Önce giriş kısmına bakalım. Giriş kısmındaki yapılış mantığını görüyorsunuz. Kemer sistemli görüntüler. Şu anda dizayn. Yukarıdan görüntüsü. Bizans dönem etkisini yapılış mantığından çok net bir şekilde anlıyoruz. Kısım kısım ilerleyelim. Derinliği bayağı bir yüksek. Ve içeride biraz yoğun ses olacaktır. Gerçekten bir mükemmellik. Yani bu bir sanat. Bu bir tarih işte. Şöyle baktığımız zaman eski insanların su ihtiyacına bakın. Bu tamamen yine yaşantıyla alakalı. Yaşamak için görmüş olduğunuz merdivene bir de kemer, yarım kemer sistemi yapabiliyorsunuz. Burayı tamamen suyla doldurup bir yılınızı, belki diyorum tabii bunu tam iyi tahmini olarak söylüyorum, bir yıllık su ihtiyacınızı bu alandan giderebiliyorsunuz. Bu alanda su giderileri var mı bilmiyorum. Şöyle köşe noktalara biraz içeri kısma girelim. Evet. Gerçekten güzel. İşte noktalarda diyorum herhangi bir gidiş göremedim hala. Evet, suyun şehre dağıtım noktası. Buradan aşağıya, aşağıdan da boru sistemiyle şehire. Şehir zaten bu yönde. Şehre buradan suyu taşıyorlardı. İki tane nef ile desteklenmiş bir kısım. Nef demiyoruz gerçekten. Çap olarak yaklaşık 6 metrekarelik bir kaya yapısı. Tek bir alandan boşaltma sistemi yapılıyor. Bir başka boşaltma alanı görebilir miyim diye bakıyorum. Yani şu taş çok saçma bir şekilde duruyor. Şuradan çıkartılmış, bura kazılmış. Bu alandan çıkartılmış şu taş. Yani düşünün şu taşları üst üste bu görmüş olduğunu şimdi dışarıda daha net görüneceğiz. Örüyorsunuz yan taraf, dış tarafı da küçük parçalarla, yani bu parçalar kırılmış olan parçalarla da dışarıdaki yüze yapıştırıyorsunuz. Yani o yerdeki taşı kaldırıyorsunuz ve bu noktayı oluşturmak için uyguluyorsunuz alanlarda. Biz de çekebilirsiniz. Size mi çekeyim? Bak görüneceksin ama. Evet. Kanal D magazinde. YouTube videosunda. Evet bak doğru söyledi. Ne abi? YouTube videosu da değil ya. Lütfen abiyi beğenmeyi ve like etmeyi unutmayın. Yani bunu ben hiç söylemiyordum. Teşekkür ederim. Buralı mısınız gençler? Evet, ne anlatıyorsunuz? Aynen ne anlatıyorsunuz? Da tabii. Durma kısımlarını görüyorsunuz. Tepe noktalardaki dolum noktaları. Aynı şekilde birkaç tane. Çok güzel anlatır mısın? Yaklaş biraz. Aslında biz buraya halk arasında zindan diyoruz. Ama buranın gerçek adı bir su deposudur. Burası ilk bulunduğunda bizim gördüğümüz kadar aydınlık değildi ve karanlık bir yerde ehaliyle gelen köy halkı da zindan sanarak zindan demişlerdi. Burası 25 metre ama buranın altında 8 metre daha var. En alta kadar inilmiyor, inildiğinde hem çökebilir hem de altında su bulunabilir. Şarkıya dikkatli bakmanızı istiyorum. Tek iki yarım, tek iki yarım diye diliyor ya. Aslında tüm sularda böyle diliyor ama gelin benimle.
Teşekkür ederim. Aferin sana. Bakın. Şuradaki sütunda 3 tane taşı süslemişler. İşte buraya şifre koydukları söyleniyor. Buraya altın saklıyorlarmış. Ama bununla ilgili net bir şey yok. Sadece 2008 yılından önce 3 tane Alman arkeoloğun gelip çıkartıldığı söyleniyor. Bir de şuradaki odayı gezdireceğim size. Burası sarnıç olduktan sonra bir dönemliğine zindan olarak da kullanıldığı söyleniliyor. Burası sarnıç olduğunda burada suyun seviyesini ölçüyorlardı. Ama sonradan zindan olarak kullanıldığı söyleniyor işte. Zindan olduğunda insanlar hücreleri hapsedip satıp burada yargılıyorlarmış. Ama buradaki köy halkı çok hikayeci olduğu için bakın şuraya falan kanize sürmüşler. Ama bu günümüze ait kesinlikle eski zaman ait değil. Şuraya altın için kazdılar, altın bulamadılar. Bir de Dajzaferan'a giderseniz eğer şurada bir taş var ya, kemik taşı. Evet. Bu taşın aynısı bulunuyor. Sistemi. Aynen. Nerede bu taş? Dajzaferan Manastırı'nda Güneş Tapınağı'nda. Ve üzerine ne kadar ağırlık gelirse de o kadar sağlamlaşır. Burada bir de şöyle bir şey söyleyeyim son olarak. Burası madem bu kadar yüksek bir yapıydı, eskiden burayı nasıl bu kadar yüksek yaptılar diyeceksiniz. İlk önce herkes haydi de ekstra taşı diziyor. Toprak dolduyup toprağın üzerine çıkıp tekrar diziyorlar. Tavana geldiklerinde ise tavanı yapıp toprağı boşaltıyorlar ve yapı tamamlanıyordu. Teşekkür ederiz. Başka sorunuz var mı burasıyla ilgili? Teşekkür ederiz çokça. İyi gezmeler. Kısaca bölge halkından alanı dinlediniz. Gerçekten harika bir alan. Su sarnıçları olduğunu biliyoruz zaten. Ama şöyle de bir yanılgı var. İnsanlara, buradaki çocuklara dahi öğrettikleri, iki noktaya giriyorsunuz. İki noktada da altın kazılırsa su çıkacağı mantığı söyleniyor. Oysa ki su olsaydı sarnıça ne gerek vardı, değil mi? O kadar sarnıç yapmalarının sebebi zaten suyu toplayabilmek için. Dolum noktası tepesi. Alt kısımda su diye bir şey yok. Bu şekilde bitiriyoruz.